Selamlar, merhabalar. Yeni bir günden, yeni bir vlogdan hepinize kucak dolusu sevgiler. Gurbette Özlem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Benim canım bacılarım, canım kardeşlerim, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim dermişim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Ben de gördüğünüz gibi çok şükür iyiyim. Öbür videomu editledim, paylaştım. Şimdi dedim yeni bir video açayım. Böyle karnım da acıktı. Bu kaç gündür erken uyanıyorum diye erken karnım acıkıyor. Bir yandan tabii ki iyi metabolizma çalışsın hani böyle. Yoksa günde bir kere sadece yiyince o da bana kilo oluyor haliyle. Böyle tatlı patatesim vardı. Hemen bunu böyle soydum. Dilimledim. Tuz, hafif az bir şey yağ koydum. Şimdi air fryer'ıma koyacağım. Pişireceğim. Air fryer'ımda da susamlar büyütmüş. Durun bak bunları dökeyim. Şöyle fırın kabım, air fryer için kap var. Bunun içine hemen koyacağım. Dediğim gibi birazcık yağ gezdirdim. Şunu atayım bari. Şimdi chips ayarına getireyim. 195 derece 25 dakika diyor. Ben bunun ayarını yükselteceğim. Dakikasını azaltacağım arkadaşlar. Şöyle 15 dakika deneyeceğim. Ondan sonra acaba böyle. Burada da ışığım var. Böyle işte arkadaşlar. Çamaşır yıkadım ettim. Bir kısmı kurutmada kuruyor. Bir kısmını da çıkardım. Kurutma bittikten sonra o geri kalanını da atacağım makinaya. Şu çöpü de boşaltayım. Arkadaşlar bunları da ne yapacağım biliyor musunuz? Şuraya koyacağım. Şunları böyle dedim bir düzenleyeyim. Değil mi? Böyle karışık buruşuk olmuşlar çünkü. Bunları bir düzelteyim. Hatta şimdi sizle böyle konuşurken. Benim temizlik işi şimdi kaldı. Telefon görüşmesi yapmam lazım. Onu halledeyim sonra. Uy, yere de patates kabuğu düşürmüşüm. Eskiden baktığım bir tane hastam vardı. Dubai'li bir kadın. O memlekete gidecekmiş 4 haftalığına. Daha önce bana söylemişti. Bir tane köpeği var küçük. Korkmadığım köpekler arasında bir tanedir o da. Benden rica etmişti Türkiye şeye Dubai'ye gidersen bakar mısın diye ona. Ben de tamam dedim. İşte şey şimdi mesaj yazmış. Pasaportu hallolmuş işte. 4 haftalığına gidecekmiş. Gelip onu alır mısın diyor. Dedim bakayım dur dedim ben seni en iyisi arayayım konuşalım. Yazı yazmayı sevmiyorum çünkü mesaj yazmayı. Konuşmak benim için daha iyi. Şimdi neyse onu arayacağım bir konuşacağım ondan sonra şu mutfağı halletmeye çalışacağım. Telefonumun da şarjı çünkü az kalıyor. Ondan sonra inşallah şey yaparız canlar. Kaldığımız yerden devam ederiz. Markete gittim geldim şimdi 2 dakika. Ondan sonra acıma yorumlarınızı da okuyorum. Arkadaşım biri demiş 2 tane video paylaş. Bir tane sabah bir tane akşam. Hangisini isterlerse onu izlerler. Anam bacım keşke öyle 2 tane video paylaşacak kadar hayatım aksiyonlu geçse. Yani yok ki yani bir sosyal hayatım yok. Evin içindeyim arada bir dışarı çıkarsam dışarı çıkıyorum. Onları çekiyorum. Keşke öyle bir şeyim olsa da böyle 2 tane video günde paylaşsam güzel olurdu. Neden olmasın yani? Belli de olmaz. Bakarsınız bir gün böyle videomun biri çok uzun olur. Onu 2 parça halinde yayınlarım. Bir günde 2 video yaparım yani. O da güzel fikir tabii ki. Bazılarınız demiş Avrupa saatiyle 10-11 demiştim. Türkiye saatiyle 12 oluyor.
Buranın saatiyle bilmiyorum kaç oluyor işte. Türkiye ile İngiltere arasında 3 saat var. Fark var. Onu hesaplamak lazım tabii ki. Yani yanlış bir saat yapmayayım. Çünkü birkaç kere yanıldım saatler konusunda. Ondan sonra bazılarınız demiş bu saat uygundur. Bakayım. Videoyu izledikçe ne yorumlar gelecek. Onları göreceğiz inşallah. Öyle. Telefon konuşması birazcık yaptım işte. Ondan sonra markete gittim. Arkadaşın diyeyim artık. Eskiden hastamdı. Şimdi arkadaş olduk. O annesi arıyordu o sırada. Dedim hadi sen ona cevap ver. Sonra biz gene görüşürüz. İşte o Dubai'ye gidecek arkadaşlar. Ben de onun köpeğine bakacağım. Bakayım. Çünkü köpeği beni seviyor. Benle anlaşıyor. İlk ona bakmaya gittiğim zaman köpekten çok korkuyorum ya ben. Şimdi içeri girdik ilk başta köpek başladı havlamaya. Ben korkuyorum. Kapıyı böyle yarım açmışım. Yarı içerideyim, yarı dışarıdayım. Yani bir ayağım içeride, bir ayağım dışarıda. Köpek havlayınca korktum. Böyle kocaman bir şey var sandım evin içinde. Sonra arkadaş şey yaptı. Önce hani ilk başladığınız zamanlar yanınızda birisiyle gidiyorsunuz. O işte rutinleri gösteriyor. Neyse arkadaş işte dedi ki gel gel dedi bir şey yapmıyor dedi. Şey küçük köpek zaten dedi. İlk kalktım girdim dedi. Sonra arkadaş da dedi ki o baktığım kadın. Dedi korkma dedi bir şey yapmıyor. Sadece yeni gördüğü insanlara dedi havlıyor dedi. Ondan sonra alışır. Bırak dedi önce sen bir etrafında dolasın bir koklasın seni. Senin kokuna alışsın. Ondan sonra dedi şey olur dedi. Bir dahaki geldiğinde sorun olmaz dedi. Korkmazsın. İyi tamam dedim. Ben kendimi tutuyorum ama böyle kepek dolanıyor peşimde. Böyle geliyor gidiyor kokluyor ayaklarıma falan filan. Ondan sonra neyse öyle alıştı artık. Sürekli yalnız gittim. Köpek bir şey yapmıyordu. Köpeği gezmeye çıkarıyordum. Yürüyüşe çıkarıyordum. Tuvaletine çıkartıyordum. İşte arkadaşlar diyelim. O zaman dışarı çıkıyorduk, köpeği getiriyordu. O yönden sonradan alıştım. İşte öyle olunca arkadaşa dedim bugün telefon dedim kız dedim beni ısırıp mısırmasın sonra dedim sen de yoksun dedi yok yok onun öyle huyları yok dedi. Seni seviyor dedi sen alışmışsın sana alışmış zaten dedi bir şey yapmaz. Dedi yemeğini verirsin dedi arada bir dedi şeye çıkarırsın dedi yürüyüşe çıkarırsın dedi. Ondan sonra dedi alışır dedi. Ben dedi yemeklerini falan da dedi getireceğim zaten sana. Yemeklerini de verirsin dedi. Ondan sonra tuvaletini dedi zaten bez vereceğim sana ayarlayacağım. Sen de zaten dedi dışarı çıkartırsan dedi tuvaletini dışarıda da yapar. Şimdi şey aklıma geldi dedim bakayım onda şey var mı? Bu bebek kapıları oluyor ya merdivenin başlarına koyuyorsun. Dedim bakayım sorayım onda o varsa girişime koyayım. O merdivene çıkan yol var ya oraya koyayım. Maksat köpek yukarı çıkmasın. Hani hallar da yeni takılmış. Pisler mislerse şimdi kokusu da gitmez. He. Öyle işte. Dedi getireyim. Dur kurutma konuşuyorum şimdi. Dedi sana da yoldaş olur hiç olmazsa. Gamze'ye gitmeye niyetlenmiştim ben de. Gamze hani adaya gidecek ya hastaneye çalışmak için. Dedim hani Gamze'ye gideyim ama nasıl olacak bilmiyorum. Kadına da söz verdim. Tamam dedim. Şimdi döneklik de yapamam. Bakayım. Olmazsa alırım onu. Gamze adaya gitmeden önce günübirlik gideriz. Ya da Gamze'nin evde köpek serbest mi bilmiyorum. Bir Gamze'ye de sorayım bakayım hele. Kabul ederlerse şey yapalım. Köpeği de götürürüm. Köpeğin çantası var zaten. Çantasına koyuyorsunuz. O zaman bir şey olmuyor. He, ben de dedim şu şeyleri halledeyim bari. Böyle bunları zaten yıkamıştım. Şu yağlarımı koydum bir yere. Bugün sevgiyle konuşuyorduk dedi. Bunları koy daha rahat olur dedi. Ben de işte elim alışmış böyle de dizmeye. Şunlar şöyle yapayım ki kolay olsun dediği gibi. Dizeyim bunları. Başka böyle yapılan ne var?
şuraya. Böyle ketçabı. Bugün sirkem yok sandım. Gitmişim bir sirke daha almışım. Neyse Allah'tan bir şey olmuyor. Şunu şuraya koyayım. Ha burada da yağ var. İki tane susam yağı. Hep bunlar gamzelmişler ha. Ben susam yağı kullanmıyorum. Bu Kore More yemeklerini şeylerini yapıyor ya zımbırtılarını. Gamze'den kalma bunlar. Ha bu nedir? Pirinç, pirinç yağı. Bu da pirinç yağı. Sanki ben bunları yapıyorum. Ben bunları kullanmıyorum ki. Bu iki tane sığar da üçüncüsü sığmaz bence. Dur bakayım hele. Bu da onun. Bu da fındık şeyi. Sosu kahvelere koymak için. Bunlar hep onu. Ben almıyorum böyle şeyler. Bunlar da dondurma sosları, çikolata sosları, soya sosu. Bu da böyle spreyli yağ. Ben bitmişti, içine kendi şeyimden koydum. Sıvı yağımdan koydum. Yemeklere böyle hafiften sıkıyorum. Bunları böyle koyayım, bakayım nasıl olacak. Bunlar sığmadı. Bunları şuraya koymam lazım. Heh, bakın. Şunu da şuraya sıkıştırayım. Dolaplar gene baştan yapılacak. Çünkü ilk taşındığım zaman ortalıkta dağınıklık toplansın diye kalktım öyle yerleştirdim. Şey yapmadım. Şunu da şuraya koyayım. Onu elimin altında olsun. En sık kullandıklarım. Şunu şuraya koyayım. Şunu şuraya. Bunu da kullanayım. Bu da böyle elimin altında olsun. Böyle daha da iyi durdu. Hindistan cevizi. Bu da paket. O bitsin. Onu sonra şey yaparım. Değiştiririm. Bu da benim küçük tuzluklar. Buradaydı. Buraya koydum. Tamam. Oldu. Şimdilik idare eder. Değil mi? Bunlar da küçük böyle soslar. Ketçap. Barbekü sos. Barbekü sos. Barbekü mangal sosu. Böyle nasıl anlatsam? Tütsülenmiş sos. Gibi bir şey. Bunları da buraya koyayım. Bunlar eskiden McDonald's'a falan gittiğimiz zamanlar fazla oldu mu alır getirirdim. Ama ben aylardır McDonald's'a falan gitmiyorum. Şey yaptığım için, boykot yaptığım için onlara param geçsin istemiyorum. Çünkü o yüzden
Aylardır ne tavukçuya gitmişim, ne şeyciye gitmiş. Ah, ne devrilecek. Ah, bizim gelin geldi, köyü yıktı mı derler, ne derler. Heh. Şey, bunları da inşallah bir gün şey yapacağım, düzgünce bir yerleştireceğim. Baksanıza bu mutfak dolaplarımın içi, buraya bunları böyle koydum. Bunlar da işte bir gün böyle şey yaparım, iyice bir yerleştiririm inşallah. Ondan sonra tabaklarımı da böyle koymuştum. Böyle. Bunlar da dediğim gibi bir gün böyle iyice bir girişmem lazım. Tekrardan düzeltmek için. Zaten bunlar plastik milastikler hepsi burada. Karmakarışık işte. İnşallah onları da hallederim. Bu tüy nereden geldi? Öyle işte canlar. Ertesi günden tekrardan selamlar canlar. Dün valla gene fazla bir şey çekemedim. Dün böyle bir şeylik vardı üstünde. Sersemlik, yorgunluk. Saçım gene inek yalamış gibi olmuş. Ha, böyle yapayım. Nasılsınız bugün? İyisinizdir inşallah. Ben dedim valla şu mutfağı bir temizleyeyim. Çamaşır mamaşır yıkamıştım. Ha, çamaşırlarımı götüreceğim, koyacağım. Böyle hemen yıkadım. Nevresimlerimi, kıyafetlerimi kurutmada hemen kuruttum. Şimdi şurada bulaşıklarım var. O bulaşıklarımı halledeceğim. Nefret ediyorum. Bulaşık, senden nefret ediyorum. Diyorsunuz tek kişisiniz lan, bu kadar bulaşık mı çıkar? Çıkıyor işte, al koy, al koy, ne olacak işte, çıkıyor. Ha. Yani günde bir kere iki kere yiyorum ama gene çıkıyor. Zaten çoğu kahve bardağıdır. Ha, Nescafe'yi azalttım, onu içmiyorum. Dibek kahvesi içiyorum ya da menengiç kahvesi içiyorum. Dibek kahvem bitti, menengiç içiyorum. Bakayım bugün inşallah şu bulaşığı hemen halledersem videomu editlerim, ondan sonra belki bir markete giderim. Ondan sonracıma artık sizinle de paylaşırım. Bulaşık yıkamayı seven var mı? Seven varsa İzlesin o zaman. Böyle birazcık motivasyon olsun onun için. Ben nefret ediyorum bulaşık yıkamaktan. Param olduğu zaman hemen bir bulaşık makinesi alacağım yani. Yerim de var çok şükür. Alacağım yani inşallah. Bir kişi de olsam alacağım. Sevmiyorum arkadaş bulaşık yıkamayı. Nefret ediyorum. Öyle. Ah, bana şey diyorsunuz yorumlarda, hani fazla kahve içme, kafeini azalt, ondan sonra yürüyüşe çık. İnşallah arkadaşlar şu havalar bir düzelsin, yürüyüşe çıkacağım. Ama bugün gene yağmur yağmış, yerler ıslak. Ha, bu havada nasıl yürüyüşe çıkayım? Ama çıkacağım yani, niyetim var. Böyle güzel olduğu zaman havalar, şöyle bir gideyim, hem temiz hava alayım, hem oksijen alayım, hem yürüyüş yapayım istiyorum inşallah. O zaman da sizinle paylaşırım zaten. Ha, ben şimdi şeyimi ayarlayayım, tripodumu, ama bilmiyorum hangi tripodumu ayarlayayım. Dansöz tripodumu ayarlayayım, normal tripodumu ayarlayayım. Onu şey yapalım. Neyse. Hadi bakalım. Bulaşık yıkamayı sevenler beni izlesin.
Kendimi bak sayende, seni hala seviyorsam kabahat.
Thank you.
Suyu süzülsün, ondan sonra bulaşıkları şey yapacağım, yerleştireceğim. Ben pek kurutmuyorum çünkü böyle şeylerin izi çıkıyor ya, böyle bunların tüyleri geliyor ya, o yüzden kurutmuyorum pek. Anca böyle dıştan yaparsam yapayım. Ama böyle bardak da camdır, onların içini pek kurutmuyorum. Hay canlar. Tamam, bulaşık yıkandı, ocak silindi, yeri süpürdüm, sildim. Çamaşırlarımı halletmişim zaten. Şu kapıyı kapatayım. Camı açayım. Heh, temiz oldu. Bunu yerleştirsem yeter. Akşam ne yemek yiyeceğim onu bilmiyorum ha. Vallahi bilmiyorum ne yiyeceğim. Bir şeyler ayarlamam lazım. Neyse. Yerisi bir şeyler. Dolaba bakarız. Hay canlar. Ha, benden bugünlük bu kadar olsun. Ne çektim ne çekmedim bilmiyorum. Artık ne çıkarsa bahtımıza. Ben kız nefes nefese kaldım ya. Oh, valla temizlik güzeldir. Temizlik çok hoş. Ama işte insanın hali olacak böyle sürekli yapmaya. Tek yaşayayım ama yine ev dağılıyor işte evin içinde. Bulaşık. Benim bulaşığım bitmiyor zaten dediğim gibi. Bir kişi de olsam bulaşığım çıkıyor. Hemen anında yıkamıyorum çünkü diyorum sonra yıkarım, sonra yıkarım, öyle birikiyor işte. Ne diyecektim? Ha canlar. Benden bugünlük bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Böyle temizlik seven bacılarıma gelsin bu video. Gerçi siz bunu izlediğinizde çoktan temizliğinizi yapmışsınızdır. Akşam yemeklerinizi yemişsinizdir. Bulaşıklarınızı yıkamışsınızdır. Çünkü Türkiye saatiyle 8'de yayınlanıyor ama Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de tabii ki daha farklı oluyor. 5'te mesela yayınlanacak. 5'te daha bizim İngiltere'de millet anca mesai bitiyor. Anca evine gidiyor, işini gücünü yapıyor. Öbür ülkeleri bilmiyorum valla saat farkı kaçtır. Ama muhtemelen zaten temizliklerini yapmıştır millet. Arkadaşlar. Ha, ben şimdi kapatayım. Ondan sonracıma bir çıkabilirsem dışarıya çıkayım. Çıkamazsam da yarın artık kalır. Böyle çıkacağım çıkacağım diyorum. Ondan sonra üşeniyorum çünkü. Heh. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Her zamanki duamı tekrar söyleyeceğim. Allah'tan ne duanız, ne dileğiniz varsa Rabbim kabul eder inşallah. Allah gönlünüze göre versin. Temiz insanların, temiz kalplerin Allah gönlüne göre versin. Kötüleri Allah'a havale ediyoruz her zaman dediğimiz gibi. Allah onların hakkından gelsin. Ama biz bir şey yapamıyoruz maalesef.
Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.